AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Hanımefendi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasındayız. Aslında burası milletin evi. Habibe Hanım'ın son dönemde uzun uğraşlar sonucu piyasaya çıkardığı PKK Terörü ve Kadın adlı kitabı ile ilgili kendisine bir takım sorular soracağız. Terör bu ülkenin başına bir bela. Yani 40 yıldan bu yana çok ciddi bir şekilde bir terör belasıyla karşı karşıyayız. Terör örgütü PKK farklı dönemlerde kendisine farklı kimlikler adı altında, farklı söylemler kendisini ifade etmekte. Özellikle siyasi bakımdan baktığımızda gerek PKK'nın gerekse PKK'nın devamı olan siyasi partiler kadın teması üzerinde yoğunlaşmaktalar. Özellikle HDP'nin kendisini bir kadın ve gençlik hareketi olarak adlandırması, kadına dair bir takım kavram ve terimlerin altına sığınarak PKK'nın bir legalleşme serüveni içerisinde. Biz burada gerek PKK'nın gerekse siyasi uzantısı partilerin kadın konusundaki samimiyetsizliğini ortaya koymaya çalıştık. Kadına gerçek anlamda nasıl baktığını ortaya koymaya çalıştık. Bu kitabı hazırlarken farklı bir metodoloji izledim. Öncelikli olarak bu kitaba hazırlamadan önce güvenlik birimlerimizin raporlarını okuduk. Bu işte İçişleri Bakanlığımızın, Polis Akademisi'nin, Jandarma İstihbaratın, Adalet Bakanlığımızın raporları vardı. Yine Adalet Bakanlığımız mahkemelere sirayet eden dava dosyaları vardı PKK ve kadın terörizmine yönelik. O dava dosyalarını inceledik. Medyaya düşen, 1978'den bu yana medyaya düşen kadın teröristlerle ilgili medya başlıklarını toparlamaya çalıştık. Akabinde terör örgütünün kendi yayınlarını tarama ihtiyacı doğdu burada. Özellikle Abdullah Öcalan'ın Kürdistan'da Kadın ve Aile kitabını baştan sona bir taradık. Necdet Buldan'ın kitapları önemliydi bizim için burada yine. Terör örgütünün kendi eğitim kamplarında okuttuğu bir takım eğitim materyalleri, dokümanlar, broşürler, kitapçıklar halinde bunları tarama fırsatı bulduk. Yine bu yönde çıkmış birkaç akademik yayını değerlendirdik. Tabii yine bunu çalışmayı özgün kılan, en önemli özgün kılan olay ise bizzat bu topladığımız bilgiler doğrultusunda itirafçı kadın militanlarla bir araya gelerek bizzat yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdim. Artı Diyarbakır çocukları dağa götürülen anneler, Diyarbakır annelerininle bir araya gelerek çocukların dağa kaçmasındaki alttaki sosyolojiyi okumaya çalıştım. Bu çocuklar niye dağa gitti? Dağa gitmelerindeki alt sebepler nelerdi? Bunları ele aldık. Tabii dediğim gibi spesifik bir başlık, sadece kadın üzerinde biraz yoğunlaşmaya çalıştım. Amacım şuydu, özellikle PKK'nın işte bu kadın gibi çağdaş kavram ve terimlere kendisini perdeleyerek uluslararası arenada yeni mevziler kazanmaya çalışması, kendisini legal bir platforma çekmesi uluslararası arenada. Bu çalışmayla biraz buna ışık tutmaya çalıştım. Son şunu da ekleyeyim. PKK Terörü ve Kadın bu zamana kadar sivil yazılmış ilk kitap olma özelliği taşıyor. Bu zamana kadar dediğim gibi PKK ve kadın terörüyle ilgili yapılan bütün çalışmalar devletin resmi verileri şeklinde, resmi raporları şeklindeydi. Bir kadın tarafından ilk defa sivil olarak hazırlanmış eserle bir eser olarak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.